30 bin lira bütçe ayırdım ve de aldım 30 bin liraya. İki tane kurbanlık hanımla beraber. Kesiyoruz Allah'ım bugününe şükürler olsun. Hepsi Tayyip Erdoğan'a yükleniyor. Enflasyon şöyle oldu, öteki böyle oldu. FETÖ'cüler yüklene yapacakları bu oldu. Başka ne oldu da ya? Ne vardı Türkiye'de, bir şey mi vardı? Ha neyle keselim? Para yok, neyle keselim? Kurbanı bildik de 9 milyon para. Dur lan çekme lan beni bir de. Para yok ki kurban kesecek kızım. Bütçülük falan kesebilirim. Hindi ufak çürüklar var ya. Onlardan kesebiliriz belki. 10 bin lirayla ne kurbanı keseceksin? Nasıl alalım? Eğer kurban günü maddi imkanım olursa kesmek farz oluyor. Onun için keseriz. Olmazsa kesmeyiz. Peki her yıl kurbanın fiyatının artmasının sebebi ne olabilir? Ya tabii Türkiye'de bir enflasyon var. Yani Türkiye'de derken dünyada bir enflasyon var. 30 bin lira bütçe ayırdım ve de aldım 30 bin liraya. İki tane kurbanlık hanımla beraber. Kesiyoruz Allah'ım bugününe şükürler olsun. Peki kurbanın her ay, her yıl böyle artmasının sebebi ne olabilir sizce fiyatları? Vallahi her ay artmasının sebebi ne olacak? Hepsi Tayyip Erdoğan'a yükleniyor. İşte ondan sonra enflasyon şöyle oldu, öteki böyle oldu. FETÖ'cüler yüklene yapacakları bu oldu. Başka ne oldu da ya? Ne vardı Türkiye'de, bir şey mi vardı? Türkiye açık ilerledi miydi? Adi insanlar Türkiye'nin başına çökmeye çalışıyor. Başka ne olabilir? Türkiye'de ne var? Dört tane çakal var, cavcav ediyor, ortalığı karıştırıyor. Halbuki hiçbir şey de yok. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Bu zihniyetin nasıl şöyle iki elinin kavasının arasını alıp da düşünmüyor? Ne vardı? Dört tane çakal cavcav Türkiye'yi batırmaya çalışıyorlar. Yazıklar olsun böyle yanlış düşünenlere. Bu kadar diyelim. Ha neyle keselim? Para yok, neyle keselim? Kurbanı bildik de 9 milyon para. Dur lan çekme lan beni bir de. Peki kesseydiniz küçük baş mı büyük baş mı? Küçük. Küçük. Her yıl kurbanın fiyatının artmasının sebebi ne olabilir sizce? O ekonomi. Yok paramız 9 milyon para verir aylık veriyor. Durgarlar öyle mi? Durgarlar biraz para versin. Günah değil mi bize? Bizim kocamız Allah'ın emri, kocamızı da. Soğukta biri değil ki. Para yok ki kurban kesecek kızım. Paramız yok. 20 milyar. Yani, 30 milyar. Bizim aldığımız 11 milyar. Nasıl kurban keseceğim? Kesmeyeceğim kurban filan. Bütçülük filan kesebilirim. Hindi ufak çürükler var ya. Onlardan kesebiliriz belki. Neredeyse kesemeyiz. Sen kesmeyeceksin lan. Yani kısacası emekliyiz. Emeklinin biliyorsunuz ortada malum. 10 bin lirayla ne kurbanı keseceksin? Nasıl alalım? Doğru mu? 10 bin lirayla ne kurbanı keseceksin? Evimize biz 3 ekmeği zaten zor götürüyoruz. 10 bin lirayla ne yapabilirsin? Kısacası. Senin fikrin de ne? Sen de söyle. Dura. Emekliyiz. Emeklinin işte dertleri bu yani. Yukarıdakiler kendi 200 bin lira maaş alır. Biz 10 lira alırız. 10 lirayla nasıl kurban kesersin? Kurbanı mı keseceksin? He? Ev kirası mı ödeyeceksin? Çocuğu okula mı salacaksın? Kendin ne yiyeceksin, ne içeceksin? Pazara mı gideceksin? Çarşıya mı? Bu adamlarda hiç akıl da yok, fikir de yok. Nasıl bir insan? Bir daha bunlara oy da yok. Hiçbir şey yok. Evet. Büyük baş mı, küçük baş mı kesecek? Küçük baş. Ne kadar bütçe ayırdınız peki? Valla belli değil yani. İçinde alacağımız kurbanlığa bağlı. Peki her yıl kurbanın fiyatının artmasının sebebi ne olabilir? Efendim? Her yıl kurbanın fiyatının artmasının sebebi ne olabilir sizce? O piyasanın yeminden kaynaklı durum. Bizim durumumuz müsait değil. Hı hı. Emeklilerin kendine yetecek veya karın midesini doyuracak parası olmadığına göre kurban da kesemez. Şart da değil yani emekliye kurban kesmek. Devlet önce emeklisini düşünecek, emekli de hem kendini hem çevresini düşünecek, kurbanı kesecek. Yoksa neyle kesecek kızım? Evet keseceğim. Büyük baş mı küçük baş mı? Küçük baş. Kaç lira bütçe ayırdınız peki? Efendim? Kaç lira bütçe ayırdınız? 12 bin lira ayırdım ama ne kadar olacak bilmiyorum. Fiyatlara bakmadım henüz. Enflasyon ne artmıyor ki zaten. Kurban kesecek miyiz? Kurban Müslümanlara göre, dini inancımıza göre farzdır. Maddi imkanı olana. Benim şu anda maddi imkanım yok. Eğer kurban günü maddi imkanım olursa kesmek farz oluyor. Onun için keseriz. Olmazsa kesmeyiz. Peki her yıl kurbanın fiyatının artmasının sebebi ne olabilir? Ya tabii Türkiye'de bir enflasyon var. Yani Türkiye'de derken dünyada bir enflasyon var. Enflasyon olduğu için tabii ki bazı şeyler artıyor. Mecburen artıyor. Bu biraz bizim de piyasada fırsatçılığımız var. Millet olarak biz fırsatçı olmuşuz. Yani iyice özümüzü kaybetmişiz.
İlk önce imanımızı sorgulamamız lazım. İmanımız zayıflamış. Sadece dilde Müslüman olarak kalmışız. İşte çarşıyı görüyoruz herkesi. Ha herkes, sen şimdi başını açık. Sorsan Müslümansın değil mi? Müslümansın değil mi? Elhamdülillah Müslümanım diyeceksin. Ha Müslüman. Ha sen açmışsın. Bu tercihi kullanmışsın. Bu senin tasarrufun. Günahı vebali sana ait. Bana değil. Benim kendim günahım vebalim de bana ait. Ha onun için ne dedim ben kurban konusunda? Eğer kurban günüm, maddi imkanım, kurban alacak param el verirse, borcum derdim de yoksa kurban almak farz oluyor. Ve kurban kesiyorum. Hepsi bu. Elde yok, avuçta yok. Ekmeğimizi zor alıyor. Kurban neyle keselim? Zor annem, zor. Vallahi hayat çatları iyice zora gitti. Yani yarınımızı düşünür olduk. Bugün yiyoruz ya, yarın ne yiyeceğiz diye düşünüyoruz. Acaba yarın ne pişireceğiz? Çocukların önüne ne koyacağız? 7 kişiyiz. Eşim 10 bin lira şey alıyor. Emekli maaşı. Ondan hadi geçin. El kirası, elektrik, su, doğalgaz, mutlak gideri. Bunun pazarı var. Zor yavrum. Çocukların üstü var, başı var. Bunu başımızdakiler bilmeli. Başımızdakiler her şeyi uçurup da zam koymamalı. Her şeyi düşürüp zamı kesmeli. Düşürecek arkadaş. Böyle bir sıvı yağ alıyorsun. 220-230 lira. 250 lira düşün. Öyle miydi bundan 4 sene önce? 50-60 alıyorduk en fazla. Çok zor yavrum, çok. Yani iki kişinin bile geçinmesi çok zor. Ya şimdi emekli oldu. Garibim 10 senedir yetmeyince taksicilik yapıyor. 3-5 kuruş oradan getiriyor. Allah bereketini versin. On olaç da geçiniyoruz ama kurban kesemeyiz. Kesilecek gibi değil yani. Zor. Küçük baş düşünüyorum çünkü büyük başa artık paramız yetmiyor maalesef. Yani zaten ben de buralı değilim. Diyarbakırlıyım. Diyarbakır'da inşallah keseceğim. Ne kadar bütçe ayırdınız peki? 15 bin TL gibi bir şey hazırladım. Ülke güzel denildiği halde maalesef ülke batağa doğru gidiyor. Yani bugün bir askeri ücret 17 binken gidip bir lokantada yemek yemek 600 liraysa geçim nasıl olacak? Yani bunu anlatmaya gerek yok. Hani bizim büyüklerimiz bunları düşünmüyorlar. Tabii onlar atıyorum gidip mecliste yani 50 liralık en kral yemeği yerken biz de gidip bir tosta 100 lira para ödüyoruz. Yani bir adalet yok. Kesemeyiz hanımefendi. Neyle keseceğiz? Piyasanın durumu belli. Neyle keseceğiz? Biz zaten gücün geçiniyoruz yani. Aldığımız maaşla gücün geçiniyoruz. Kesemeyiz. Öyle. Peki her yıl kurbanın artmasının fiyatı ne olabilir? Hükümete bağlı, zamlara bağlı. Ulaşıma zam koyacak şimdi. Yani. Eklemek istediğiniz var mı? Milletin şeyi meydanda. Yani bu kalabalığa bakma. Millet boş boşuna dolaş. Şu anda alışveriş yapacak hiçbir kişinin imkanı da yok. Durumu da yok. Kurbanı kendim için kesmeyeceğim. Fakir fukara için keseceğim. Ondan sonra onlar da yesin. Biz de yiyelim. Fakirlerimiz. Yani vatandaş böyle düşünse memlekette fakir kalmaz. Doğru mu yavrum? Diyeceğim başka bir şey söyleyeceğim. Küçük baş mı büyük baş mı keseceksiniz peki? İnşallah büyük baş. Keseceğiz. Evet keseceğim. Büyük baş mı küçük baş mı? Büyük, ben büyük baş keseceğim, hanım da küçük başa girecek. Ne kadar bütçe ayırdınız peki? Efendim? Ne kadar bütçe ayırdınız? 24.550. Peki her yıl kurbanın fiyatının artmasının sebebi ne olabilir? Yani yönetimde istikrarsızlık, başka bir şey yok. Her şey bahalanıyor, her şeye zam yok. Zam bu. Ne zaman zam geleceği belli olmaz. Yattın zam, kalktın zam. Zamlara da alıştık zaten. Depresyon ilacı gibi geliyor. Alıştık yani. Zam, her şeye zam geliyor. Halimizden memnunuz. Yani böyle serinletici gibi geliyor zam. Hiçbir haberimiz olmuyor zamdan. Keseceğiz. Büyük baş mı, küçük baş mı? Küçük baş. Ne kadar bütçe ayırdınız peki? 10 lira. Peki kurban fiyatının her yıl artmasının sebebi ne olabilir? Enflasyon, bütçe, ekonomi zayıf, ekonomide para yok. Hazine boş olunca her şey 4 kat artıyor. Başka ne olacak?